en az 20 villa sığarmış. Size de 4-5 tane düşer diyor. Annem dünyada razı olmaz. Kimmiş gelen? Orhan Bey gelmiş. Sizin oraya bir İstanbullu gelmiş, çalgıcıymış o da. Kim bu ya? Aa, Hikmet Bey canım. Emekli bir müzisyenmiş. Halkımız doğayla iç içe, güzel evlerde, villalarda yaşamak istiyor. Her neyse, herkes bildiği gibi yapsın. Benim yapsatçılara kestirecek ağacım yok. Hoş geldin, gel. Hoş bulduk, rahatsız ettim. Var! İçinde özgürlük yoksa sevgi de yalan, saygı da yalan. Eskiden böyle miydi? Hayat doluydu orası. Yalnız çiftlik mi? Eskiden bu ev bile hayat doluydu. Ne demek istiyorsun? Tamam anne, sen haklısın. Evlendiğim için suçluyum. Ayrıldığım için suçluyum. Hepsinin suçlusu benim. Özgürlük var ya, o yaşadığın yerde falan değil. Burada. Runaway train never going back. Wrong way on a one way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I need a hit of air. Runaway train never going back. Wrong way on a one way. Orada si minör bassana. Ne alakası var şimdi sol majör giderken? Ya yap bir kere. Runaway train never going back. Wrong way on a one way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I need a hit or there. Runaway train never going back. Wrong way on a one way. Olmuyor işte. Yanlış yerde geçtin de ondan. Bak. Runaway train never going back. Bir daha yap bakayım. Runaway train never going back. Wrong way on a one way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I need the hit of it. Ha olur mu be? Cuk oturdu oğlum, cuk. Helal olsun Cem, kulağın hürmetimiz sonsuz yani. Ondaki kulak değil oğlum, uydu anteni, uydu. Ha, desene akor o yüzden iyi uydu. Bir de eğitim göreymiş. Ya boş ver, boş ver. Hadi. Olmuyor beyler, olmuyor. Vay, ordinarius müstahdem Nami Bey. Ne buyurdunuz? Bu yaptığınız olmuyor. Asıl sensiz olmuyor Nami Bey. Otur dinle de kulağının pası silinsin. Yurt dahilinde yüksek sesle radyo, teyp ve benzeri cihazları çalmak yasaktır. Yönetmenlik madde 146. Ona yönetmelik derler. Yönetmenlik başka bir şey. Başka. Gürültü yasak. Yani sen bizim müziğimize gürültü diyorsun öyle mi? Ben size dedim beyler. İşte kamuoyunun tepkisi. Müzik anlamam. Müdürün kesin emri var. Aslında bu çalgıların da girmesi yasak ya. Neyse, boş ver. Ya sen ciddisin galiba. O dediğin yasak bangır bangır teyp çalanlar için. Çocuklar şurada usul usul çalışıyorlar. Bir duyan mı var? Ben anlamam, yasak. Aha, aşağıda pavyon var. Gitsin orada çalsınlar. Pavyon dedi mi Nami Bey'e soracaksın. Hepsini bilir. Ben anlamam. Böyleyken böyle. Ya müdürün kendisi demiyor mu hep anarşi yapacağınıza sanatla uğraşın diye? Bize öyle demiyor ama. Zaten 3 kuruş için gidip geliyoruz buralara. Bir de sizin yüzünüzden fırça mırça yemeyelim. Şunları da sökün hemen. Dolaba, duvara, afiş, resim, mesim yapıştırmak yasak. Bir daha geldiğimde görmeyeyim onları. O kadar. Kıl herif. Nereden verdiler bunu bizim kata ya? Yorucu bir günün akşamında Radyo Akçakoca keyfi sürüyor sevgili dinleyicilerim. Diyeceğiniz Muharrem isteklerinizi bekliyor. Sevenler sevilenler, sizden aramak, bizden çalmak. Şimdi bir reklam. Orhan Emlak, bilimum gayrimenkul alım satım işleriniz için hizmetinizde. Orhan Emlak'a gelin, uygun şartlarla ev sahibi olun. Bugün alın, yarın taşının. 2 resim ve nüfus kağıdıyla gelen tapusunu hemen alıyor. Orhan Emlak, kazanç kapınız.
Evet, sırada bir türkü var. Eğli'den Necdet Kara nişanlısının doğum günü için istemiş. Sevemedim kara gözlüm. Motorcu Burhan'ın kızı da hevesliymiş. Bahar. Evde oturacağına gelsin sizin orada çalışsın dedi. Ben de gönder Hakan'a bir baksın dedi. Bir şeyler okut. Belki becerir. Gelsin bakalım. İş bir tek Muharrem'e kalırsa olmaz. Sabah dinliyorsun Muharrem. Akşam dinliyorsun Muharrem. Burnu büyür adamın. Para bile istemeye başlar. Ne yapayım abi? Daha iyisi yok işte. Şu Lale'yi davet etsek diyorum. Bana bak. Sen bu Lale'ye fena taktın ha. İşini iyi biliyor abi. Gencecik kız ama canavar gibi. Ankara'nın en iyi radyosunda DJ olmak kolay mı? Gördün mü bak. Çok para isterim. Hem buraya gelip ne yapsın? Temelli değil canım. Birkaç gün gelsin yeter. Maksat bunlar bir şeyler öğrensin. İyi ya. Git Ankara'ya da bir konuş. Masrafını sen çektikten sonra. Ne uyanıksın sen. İş tutacaksın değil mi? Yüzle sesi gibiyse fıstık olmalı ha. Bırak be abi ya. Olur mu hiç? Benim derdim radyo. Hem imajımız artar. Artar artar. Aferin. Bu işler böyle yürü. Delikanlı adamsın oğlum. Keyfine de bakacaksın tabii. Ama reklamları arttıramazsan filahları değişiriz ona göre. Ya bu Nami'ye 3-5 kuruş versek rahat bırakmazlar biz. Bayılır bunlar avantaya. Olmaz abi. O zaman iyice tepemize çıkar. Odamızda eğlenmek için rüşvet mi vereceğiz ya? Boş konuşmayın beyler. Tek çare okulda çalışmak. Ben baştan söyledim size burada olmaz diye. Cengiz Hoca etüt odasında cumartesi pazar çalışabileceğimizi söyledi. Fakülte sekreterini ayarlamış. İyi işte. İyi de ben hafta sonları gelemem ki. Biz de başkasını buluruz abi. Zorla çalıştıracak halimiz yok ya. Hadi kaçalım İskender. Ta Ümüke'ye gideceğim. Durun ya. Hemen bunalım yapmayın. Bir de Haluk'la konuşalım. Belki onun evinde çalışabiliriz. Zekanı yiyeyim senin. Apartman katında davul çalacaksın ha? Doğru ya. Neyse. Hadi eyvallah abiler. Yarın görüşürüz. Kafana takma moru. Bir çaresine bakarız. Sana yarın histoloji notlarını getireceğim tamam? Acil etme. Birlikte inelim. Ben de kantine uğrayacağım. Bir şey lazım mı Cem? 250 gram hoşgörü istiyorum. Eğer varsa azıcık da özgürlük koydur. Öyleyse anlaştık koç. Madem en iyisi bu kızdır diyorsun. Onu şu anlaş getir. Masraftan filan kaçınma. Bunlar yatırım sayılır. Gelsin otelde kalsın. Rahat etmenin sağlarız filan diye pohpohla biraz. Tamam abicim ben hallederim merak etme sen. Madem radyo kurduk. Menfaatini de görelim her bakımda. Programlar düzelirse reklamımız da artar. Heh. Kaçaroğlu Kırtasiye reklam verecek. İndirim istediler ama. Ben karışmam. Radyonun patronu Hakan'dır dedim bilesin. Tamam abicim gerekeni yaparım ben. Sen merak etme. Fazla gecikme. Annem bana bozuk. Bir radyo çıkardın oğlumu göremez oldum diyor. Ona göre. Hadi bakalım. Ne yapalım abi? Elemanlar işi öğrenene kadar böyle olacak. Ben onun gönlünü alırım. Lale Özer'in telefonu sende var değil mi? Var Hakan Bey. Dergide röportajı çıktı ya. Oradan almıştım. Aferin. Bağlasana bana. Çay da harikaydı şef. Teveccühünüz. Ya oğlum işine baksana sen ya. Ben de öyle yetenek olacak da burada okuyacağım ha. Klip yap hoca klip yap. Ne uğraşıyorsun burada? Yavaş be oğlum. Solistimizi sakatlayacaksın ya. Kendisi biraz hayvandır. Okula da kobay kadrosundan girdi zaten. Cem. Ne haber? Merhaba. İyidir senden? Benden değilim. Haluk gruba katılacağını söyledi bana. Bu okulda haberler çabuk yayılıyor galiba. Öyledir, hiçbir şey kaçmaz. Çok sevindim kararını. Vallahi denemekten zarar gelmez. Zarar mı? Yeteneğini bilmezden gelmek çok hoşuna gidiyor, öyle değil mi? Söz birliği mi yaptınız, nedir? Nasıl yani? Son günlerde herkes benim müzik yapmamı istiyor da. Tabii, iyi yapıyorlar öyleyse. Dersin kaçtı? 20 dakika var. Hadi bir çay içelim. Tamam. Bu defa çok temiz çıktı perdeler. Akşamdan suya bastık ya ondan. Bu pirinci kimden aldın? Bilmem. Ceren almış. Niye? Çok kolay yıklanıyor da. 3-5 tane pirinç var gerisi taş. Alırken akıl edip bakmamıştır ki. Bu kız kime çekti bilmiyorum. Sabiş. Dereköy'deki kavaklardan bu yıl iyi bir para gelirse... Ankara'da küçük bir daire alayım diyorum. Hayda. Hani o parayı çiftliğe harcayacaktın? Ya. Cem okulu bitirmeden 5 kuruş para harcamam. Ankara'dan ev alıp ne olacak? Ne olacak olur mu? Gayrimenkul bugün en iyi yatırım. Hem biliyorsun... Cem'in kaldığı yurt pek rahat bir yer değil. Herkesin çocuğu yurtta kalıyor. Bir tek seninki mi? Ayrıca oğlan çok memnun. Aman o her şeyden memnundur zaten. Bilmez misin? Hem yalnız onun için değil ki.
Arada ben de gidip kalırdım. Ha şöyle çıkar baklayı ağzından. Açıkça söylesene oğlanın başına bekçi gitmek istiyorum diye. E o da var tabii. İyi de olur. Ankara eskisi gibi değil artık. Çok karıştı. Sen de biliyorsun. Hayrola, sigaraya mı başlıyorsun yine? Ne münasebet. Canım çekti öyle bir nefes. Her gün dinlemiyor musun? Yok uyuşturucusuydu, yok Natasha'sıydı. Saftır Cem. Herkesi kendi gibi bilir. Hepten kundak bebesi yaptın çocuğu. Sen saf diyorsun ama hepimizden akıllıdır o. Hırlıyı hırsızı gözünden tanır. Mesele hırlıyla hırsızla bitmiyor ki. Yani? Kızım birine takılır, okulu boşlar diye korkuyorum. Hafta sonu nasıl geçti? Uzun zamandır ilk defa harikaydı. Müthiş biriyle tanıştım. Dur tahmin edeyim. Sarı saçlı, mavi gözlü. Tam tersi. Esmer, sakallı. Kimmiş bu? Eski bir müzisyen. Hikmet. Sahi soyadını bilmiyorum. Bir zamanlar kralmış. Şimdi niye değil? Bilmem. Fazla konuşmuyor ki zaten. Hep çalıyor. Ya da iki cümle ediyor. Öyle kalıyorsun. İlginç birine benziyor. Bir şeyler çaldık birlikte. Bugüne kadar öyle bir duygu yaşamadım. Anlatması zor. Orada olmak lazım. Seni çok etkilemiş anlaşılan. Kim olsa etkilenir. Alt tarafı bir saat falan çalıştık. Ama o yolda öğreneceğim kadar çok şey öğrendim. Kıskandım doğrusu. Yani adamı değil seni. Bir şeyler öğrenebileceğim biriyle karşılaşmak öyle zor ki. İnanılmaz biri. Müzikten sıkılır olmuştum. Şimdi yeniden istekler doğuyor içimde. Müziği çok seviyorsun değil mi? Kara sevda. Peki niye konservatuara girmedin? Vallahi müzik bölümünü ilkokuldan sonra alıyorlar. Benim o zaman dünyadan bile haberim yoktu. Ayrıca yetenekli olduğumu da bilmiyorum. Annem baban, onlar da mı fark etmediler? Eski defterler, boş ver. İyisiniz, iyisiniz. Haluk çok kötüsün. Moruk, laboratuvardan sonra çalışma yapacağız. Belki Cengiz Hoca da gelecek. Geliyorsun değil mi? Elbette gelecek. Geliyormuşum. Hadi ben derse gidiyorum, görüşürüz. Sahi ya, burası okuldu değil mi? Şimdi anlıyorum ben senin derdini. Yok ev alacakmış da yatırım yapacakmış da. Boşuna evhamlanıyorsun. Cemko notar atlar da bizi yok. Sen şimdiki kızları bilmezsin. Cem sevecen ruhludur, takılıverir. Takılırsa takılsın ne var? Şimdi takılmayacak da emekliliğini mi bırakacak? Zaten kızı olan kızı yetiştirdin garibimi. Horoz tavuğa binse dövüşüyor sanıp ayırmaya koşuyor. Ya ne yapacaktın? Elinden tutup da pavyona mı götürecektin? Senin aklın hangi zamanda istop etti bir bilsem. Ben şu cahil kafamla anlıyorum. Bahçedeki kedi bile anlıyor. Bir sen kaldın. Bak 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 neler kaçırmışım. Görmezsen kaçar elbet. Bak kedi de düşkün yavrusuna. Maazallah elleyecek olsam beni bile parçalar. Ama 3-4 ay geçti de yavru palazlandı mı başlar itelemeye. Sırnaşırsa acımadan vurur tokadı. Niye? Adam olsun kendi başının çaresine baksın diye. İyi de Sabiş'cim biz insanız, kedi değil. İnsanız elbet. Ben de onu söylüyorum ya. İnsan beşer, her daim şaşar. Aslan gibi çocuktan bazen öyle bahsediyorsun ki... ...hadi duyan da yeni yetme kız çocuğu sanır. Bekara karı boşamak kolay. Sen de babasız çocuk büyütseydin anlardın. Aman! Sen benim herife baba mı diyorsun? Küçücük Mehmet'im kör kuyuda can verirken o meyhanede keyif ediyordu, unuttun mu? Zehir zıkkım içerisice. Ben bunları işkembeden atmıyorum. Kendim küçücükken yaşadım da ondan biliyorum. Anam hotsot başıma binmeyeydi, 14 yaşında kocaya mı varırdım? Buranın suyunu bilmediğim elin sarhoşuna sefil mi olurdum? Anlatsam film olur, film. Sanki bilmezmişim gibi. Ay yeter. Bir dokun bir nah dinle. Ya bayılırsın kafa karıştırmaya. Kafan karıştı değil mi? Ya iyi öyleyse. Al biraz da sen ayıkla pirincin taşın. Unuttun mu yar?
gelecektin. Daha neler neler. Şimdi uzaklardasın, bensiz sevdalardasın. Söyle söyle güneşin kızı, ne yapmaktasın? Hani benim, hani benim, benim olacaktı. İki bahar önce okulum bitince bana varacaktı. Hani benim, hani benim, benim olacaktı ya. İki bahar önce okulum bitince bana varacaktı. Aferin çocuklara, harika. Affedersiniz, sizi fark edemedim. Müzik iyi olunca insan sandalyeyi bile düşürüyor. İyi olsa ne olur hocam, bu parçalar baydı artık. Grup baytar, dinleyenleri bayar. Dekan duymasın, odayı geri alır sonra. Baytar lafına sinirleniyor biliyorsunuz. Arkadaş yeni mi? Pardon, tanıştırmadık. Size bahsetmiştim hocam, Cem. Ha, şu harika çocuk. Bilseydim çaya gelirdim. Hoş geldin Cem. Sağ olun hocam. Böyle giderse iyi bir grup olacaksınız. Bu yıl neyle katılacağız yarışmaya? Bilemiyoruz hocam. Arkadaşlar soft bir şey yapalım diyor ama. Soft mu? Hani siz rock and roll'dınız? Hoca biz rockeş olduk, rockeş. Nefret ediyorum. Bu mevsimde sinek. Koca iş hanında başka oda yoktu sanki. Cehenneme gitsen bulacağım seni. Evet, işte bu kadar. Benimle uğraşırsan böyle olur işte. Kolay gelsin. Sinek vardı da. Nereden gelirlerse bu mevsimde... Yediverendir belki. Ben sigorta konusunda bilgi almak istiyordum. Öyle mi? Buyurun, lütfen oturun. Ben buraya yeni taşındım da. Eşya sigortası yaptırmak istiyorum. Öyleyse ilçemize hoş geldiniz. Eviniz nerede? Ne mahallesi oluyor orası? Hani mezarlığı geçince. Ali İhsan Bey'in evi. Ali İhsan Hoca'nın evi mi? İlkokul öğretmenimdi benim. Öyleyse siz Hikmet Bey'siniz. Tekrar hoş geldiniz. Ne içersin? Çay mümkünse. Adımı nasıl bildiniz? Burada herkes her şeyi bilir. Seyfettin! Buyur! Sigortaya iki çay. Tamam. Daha taşındığınız gün duyduk adınızı. Burası küçük yer, malum. Evde hapşırsanız çarşıdan çok yaş ederler. Benim asıl şaştığım adımı bilmeniz. Çünkü bana düdükçü diyormuş herkes. Estağfurullah. Buranın insanı cahildir biraz. Yok. İyi insanlar hepsi. Sevdim ben. Neyse. Değerli eşyaların listesini yaptım. Lazım olur diye. Bir bakın isterseniz. Bence rock'tan vazgeçmeyin. Ama daha içerikli bir şeyler olsa... Bulutsuzluk özlemi tarzında bir şeyler bulsanız. Hocam, İngilizce olmasa rock'ın tadı çıkmıyor. Takır takır bir şey oluyor. Yo, niye olsun, seçtiğin sözlere bağlı. Yani sen Türkçe rock olur mu diyorsun? Yani öyle rastgele yazılırsa olmuyor tabii. Ama eski şiirleri düşün mesela. Lisede okuduklarımızı. Hani Aruz filan ne kadar melodiktir. Ne yani, Dede Efendi mi çalacağız? Çok güzel halk türküleri var, zıpkın gibi tempolu. Öyle prozodik sözleri var ki. Buyurun hocam, bir örnek verseniz de istifade etsek. Malum müzik laflı olmuyor. Örnek, yani böyle bir hazırlığım yok tabii. Ama komiklik olsun diye bazen söylediğim bir türkü var. Eskiden çok popülermiş. Şöyle tekno rock gibi bir şey vursana. Düp düp da, düp düp da, düp düp da, düp düp da, da. Bandım bedava mı sandın, para verdim al. Tiridine diridine tiridine bandım, bedava mı sandın, para verdim al. Tiri 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 tiridine bandım, tiridine bandım, para verdim aldım. Tiridine 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 bandım, bedava mı sandın, para verdim aldım.
Nereden bulursun abi böyle şeyleri? Hocam, gördüğünüz gibi bu arkadaş biraz ileri zekalı. Cem haklı çocuklar. Gerçekten sağlam bir prozodi. Bu listede pek bir şey yok zaten. Fazla prim tutmaz. Benim için sadece bunlar önemli. Sazlarım, efendime söyleyeyim bir iki tablo, eski kitaplar filan. Değerlerini de fazla yazmamışım değil mi? Yok, gayet normal. Zaten topluca değer biçeceğiz hepsini. İsterseniz paket sigorta yaparız. Geniş kapsamlı. Yangın, deprem, hırsızlık. Daha iyi olur. Ama prim çok mu tutar? Yok, hayır. Paket ekonomik oluyor. Hem taksit imkanı da var. Harika. Sigara alır mısınız? Sağ olun, bana yasak. Kardeşim de tanışmış sizinle. Anlata anlata bitiremedi. Kardeşiniz? Cem. Aa, Cem kardeşiniz de mi? Dünya ne küçük. Dünyayı bilmem ama burası gerçekten küçüktür. Çok özel bir çocuk Cem. Çok sevdim. O da sizi çok sevmiş. Sağ olsun. Cem'in önerisi fena değil çocuklar. Bu sene etno karakterli bir şey yapsanız. Aman hocam, her yerde onlardan çalıyor. Suyu çıktı yani. Evet ama öyle çok kaliteli bir şey de yok ortada. Bence büyük sükse yaparsınız. Hem jüriyi de iyi etkiler. Olur mu olur? Ha, bir de folklor ekibi getirelim de tam olsun bari. Neden olmasın? Amerikalı rockçıların arkasında dans edenler ne yapıyorlar ki sanki? Bilin bakalım rock müziğiyle dans edenin ne denir? Aha, yine serinlik yapacak. Kısa kes. Ne denir? Rakkase. Bu yıl donacağız hocam. Yeni arkadaşın kliması İskender'inkinden de beter. Peki böyle bir şarkı yapabilir misiniz? Cem bizimle sürekli çalışamıyor hocam. Niye? Annesi izin vermiyormuş. Hocam şuna bir şey de ya. Hocam ben Ankara'da oturmuyorum. Hafta sonları gitmek zorundayım. Hem dersler de ağır geliyor. Bu işler derslere engel değildir ki. O bilmeyenlerin palavrası. Ama hafta sonu meselesine karışamam. Hocam işin oluruna bakalım. Cem kendi başına uğraşsın önce. Ortaya iyi bir şey çıkarsa bakarız. Çarşamba geceleri ben boşum. Buraya hafta içi geceleri de açtırabilirseniz belki Cem de gelir. Çaresine bakarız. Hı hı. Şu deminki türküyü bir daha çalsanıza. Tamam. Tamam. Manlı yuva yapmış süt dalına, aman aman. Yavrusunu sinek kapmış gördün mü? Aman ini yandım, tiridine 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 bandım. Bedava mı sandın, para verdim aldım. Tiridine 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 bandım. Para verdim aldım, sarı verdim, bir şey sattım. Tiridine candım, paraları yandım. Tiridine 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 bandım. Para verdim aldım, bedava mı sandım. Nasıl? İş yapabiliyor musunuz? İşte. Yok, inanmayın. Uğrayan bile yok. Gerçi daha yeniyim ama. Sigortanın önemini halk bilmiyor da. Belki de yanlış iş seçtim. Günlerdir böyle bomboş oturuyorum açıkçası. Pek de boş sayılmaz. Sinek avlayabiliyorsunuz. Sahi, öldürmeden önce hayat sigortası yaptırmış mıydınız bari sineği? Sormayın. Daha tanışmadan rezil oldum size. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Madem onlar size gelmiyor, siz de onlara gidin. Afiyet olsun. Nasıl yani? Burada olduğunuza göre bir sürü tanıdığınız vardır. Bir liste hazırlayın. Kimler sigorta yaptırabilir diye. İş yerlerine gidin, evlerine gidin. Anlatın tek tek. Mutlaka ilgi duyarlar. Allah saklasın. Kapı kapı dolaşıp, aa ölürüm daha iyi. Daha neler. Sigorta yaptırın ne olur diye yalvarmayacaksınız ki. Sohbet edip bilgi vereceksiniz. İstemeyen yaptırmaz. Aslında haklısınız tabii ama... Bilmem ki. Dedim ya, burası küçük yer. İyi ya işte, yorulmazsınız. Alay konusu olurum. Hiç de değil. Hangi çağdayız? İleridese dua bile ederler. Hem ne var yani? Sigortacı Ceren derler alt tarafı. Düdük çekmekten iyidir. İyisin Cem. Parazitolojiyi garantiledim bu yıl. Niye? Cengiz Hoca birini sevdi miydi ya? Benim notlarım zaten yüksek abi. Torpile ihtiyacım yok ki. Onu boş ver de şu gitar işini ne yapacağız? Benimki iyi değil mi? İyi olmasına iyi de... O senin gitarın. Ben o konuda bir şeyler yapabilirim ama önce bir evle konuşmam lazım. Ne alaka? Abim Amerika'ya giderken gitarını götürmediydi. Öyle boş boş duruyor. Eski bir model ama iş görür. Ciddi tabii misin? Tabii peder izin verirse neden olmasın? Sen bu okulun meleği misin kız? Eğer çalabilseydim hava alırdınız. Yeteneksizliğime dua edin. Barbun ye pişti. Soğuyunca dolaba koyarsın. Ben gidiyorum artık. Eline sağlık Sabir.
Sabah erken gel, kahvaltıyı birlikte yaparız. Sen ona asıl yavru kuşa söyle, rejim bejim diye boşladı kahvaltıyı. Hasta olacak sonunda. Vallahi ben artık söz geçiremiyorum onu. Keyfi bilir. Ben gidiyorum yavru kuş. Güle güle. Hiç kimsenin yanında böyle bir güzeller yoktu. Günlerden biri bir sesi var gözlerinin. Hayırdır inşallah. Bu adam büyücü müdür nedir? Kim? Şu Hikmet Bey. Bugün uğradı dedindi ya. Büyücülük nesi? Nesi olacak? Adamla konuşanın karakteri değişiyor. Pazar günü de Cem böyleydi. Bülbül kesirdiniz abla kardeş. İyi ya işte, sen de tanış bir an önce. Zevzek. Nedir o elindeki? Kimler sigorta yaptırır diye liste. Say sen de bulsana birkaç isim. Nasıl yani? Yani malını mülkünü sigorta ettirebilecek kim var burada? Vardır da bir sürü. Ne olacak? Gidip konuşacağım. Yani şimdi sen bu yazdığın liste her neyse. Onunla insanların ayağına mı gideceksin? Ne yapayım, onların bana geleceği yok. Aşaka yapıyor olmalısın Ceren. Kapı kapı gezen pazarlamacılar gibi. Dilencilik yapsaydın bari. Pazarlamacılık çağın mesleği anne. Niye dilencilik olsun? Dünya değişiyor. Bakma bizim haberimiz yok. Hem sen söylemez miydin deden kapı kapı dolaşır da Bahçeli'yi anlatırdı diye? Onun vazifesiydi bu. İyi ya, benim de vazifem bu işte. Ceren'cim, güzel kızım. Herhangi biri olsan tamam derdim ama sen... Ne olmuş bana? Burayı bilmez misin yavrum? Boşanmış bir kadının kapı kapı gezmesi ne demek? Ben daha boşanmadım anne. Ama boşanacaksın. Bunun boşanmayla ne alakası var? Benim işim bu. Sesini yükseltme bana. İş büroda yapılır. Bak hiçbir masraftan çekinmedik, güzel bir yerim var. Bekle, zamanla gelirler. Ben alem ne der diye düşünmüyorum. Sen herkesten önce başladın. Ben senin iyiliğini düşünüyorum kızım. Laf sana gelecek. Ayrıca sana gelen laf bana gelmiş demektir. Unutma. Mesele bu ise merak etme anne. Ben herkese annem razı değil derim. Sen sonumuzu hayra çıkar.